Hadi. İnsanlardan iyi muamele olması, iyilik yapması, herkesin iyi geçinmesi onun yolu budur. Bu yoldan biz de aynı yapmamız lazım. Ne kadar insanlarla iyi geçinirsen o kadar iyi olmuş olur. Peygamber Efendimiz'in yolundan gitmiş olursun. Yani sana doğrudan zarar vermek için istemedikten sonra insanlarla geçinebilir. İnsanlarla idare edebilir. Tabi bazen bir şey yapabilirsin. İki yolu var. Birisi kötülükle, birisi iyilikle. Sen devamlı iyiliği seç ki başın ağrımasın. Bu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yolunda gidip bu insanı sonra kazanabilirsin. Onun dostu olabilirsin. Onu da doğru yola çekmiş olursun. Öteki türlü düşman olursan bir fayda etmez. Hem sen kötülük etmiş olursun, hem karşı taraf uzaklaşmış olur güzel yollardan, iyilikten. Onun için iyilik iyiliği getirir derler. Kötülük de kötülüğü. Yani her türlü yol iyiliğe gitmesi lazım. Yani bazen yol yahut bir şey var, bir engel var yoldan, onun etrafından geçip gene doğru yola gidebilirsin. Yok illa da burada şey yapacaksın, durursun orada, o yoldan ilerleyemezsin. Onun için insanları idare edin. Müdaratı nasıl okumak, yani ben insanları idare edeyim diye Allah beni göndermiş diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Onun yolu güzeldir. Çoğu zaman insanlar iyi insanı görüp onun yolunda gitmek ister. Onun muhabbeti olur. Onun muhabbetle doğru yola gelir. Dediğimiz gibi yani bu yol bazen kapalı olur dediğimiz gibi. Onun nasıl açacağınızı düşünmek lazım. İyilikle açması lazım. Öteki türlü kötülükle olursa durup kalırsın. Ne sana fayda olur ne başkasına fayda olur. Allah insanlara anlaşmak için akıl vermiş. O aklı kullanırsa muhakkak iyiliğe gider. Akıl kullanmayınca, aklı gidince insanın muhakkak kötülük yapıp ondan sonra pişman olur. İşte Allah yardım etsin hepimize. Zor günlerde yaşanıyor. İnsanları da idare etmek zor. Bir dakikada bakıyorsun, insanlar sabır yok, patlıyorlar. Birbirlerine
hakaretler ediyorlar. Bazen daha ileri gidip kavga da edebiliyorlar. O daha ileri gidip birbirlerini öldürebiliyorlar. Onun için ne kadar idare edebilirse o kadar kazançlı olur insan. Çünkü kavga bile etsen sabredip de bir şey söylemesen biraz sıkıntı olur ama biraz sonra geçer. Ötekine kavga edersen artık tamam. Bütün vakit moralin bozulur. Kötü hissedersin kendisini. Onun için ne kadar idare edebilirse insan hiçbir zaman kavgaya, gürültüye gerek yok inşallah. Amin Allah'a tevfik. El-Fatiha.